Memur Sen 81 ilde tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız temasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Memur Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, Abdülhakçı Parkı'nda gerçekleşen basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlatmakta zorlananların yanı sıra yanlış anlamak için çırpınanların da olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlatmakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarptırarak anlatmak için kıvrananlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan, sözde dost ve müttefik ülkelerin ülkemize yönelik örtülü savaş ilanını sivil hassasiyeti ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. ABD ve bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı'na DAEŞ'le mücadeleye gerekçe göstererek karşı söylemler gerçekleştirdiklerine işaret eden Kır, harekatın icra bölgedeki terörist unsurların Türkiye'nin bekası, milletin selameti için mutlaka bertaraf edilmeleri gerektiğini anlattı. ABD ve bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı DAEŞ'le mücadeleyi akamete uğratmasın söylemlerinin altında yatan gerçeği ve neyi amaçladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Terörist unsurların işgal ettikleri bölgeler devletimizin bekası, milletimizin selameti için mutlaka bertaraf edilmesi gereken tehlikeli bölgelerdir. Türk Tabipler Birliği'nin savaş halk sağlığı sorunudur, barış hemen şimdi açıklamasını hedef alan Kır, sözde barış yanlısı, gerçekte emperyal geminin tayfası olanlar, Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için barış gibi kutsal bir kavramı silaha dönüştürme hesabı içine girmektedirler ifadelerini kullandı. Sözde barış yanlısı, gerçekte emperyal geminin tayfası olanlar, savaşa karşı barış, savaş halk sağlığı sorunudur, barış hemen şimdi gibi beyanlarıyla Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için barış gibi kutsal bir kavramı silaha dönüştürme hesabı içine girmektedirler. Memur Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır'ın açıklamalarının ardından şehitler için dua edildi. Bel ahya ve lakin la teş'urun.